Filistinli kanser hastaları ve durumu acil olanlar Türkiye'ye getiriliyor. Haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. İşgalci İsrail'in Gazze üzerindeki soykırımı sürüyor. İsrail'in ablukayı sıkılaştırdığı Gazze şeridindeki 35 hastaneden 16'sının yakıt sıkıntısı ya da bombardıman nedeniyle faaliyetlerini durdurduğu biliniyor. Bunlardan biri de kanser hastalarının tedavi gördüğü tek merkez olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ydi. Gazze'deki kanser hastanesinin İsrail tarafından bombalanması sonrasında ortada kalan hastalar için Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Durumu ağır olan hastaların tedavisi Türkiye'de yapılacak. Haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'deki kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi için Mısırlı mevkidaşıyla görüştü. Bakan Koca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mısır Sağlık Bakanı, değerli dostum Khaled Abdelgaffar'la Gazze'deki insanlık dışı İsrail saldırıları sebebiyle sağlık hizmetlerine ulaşması mümkün olmayan kardeşlerimizin yaralarını birlikte sarmaya yönelik bir görüşme gerçekleştirdim. Görüşmemizde birçok önemli hususta mutabık kaldık. Faaliyetlerine son vermek zorunda kalan Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nde tedavi görmekte olan kanser hastaları başta olmak üzere daha önce tarafımıza bildirilen ve acil tedaviye ihtiyacı olan 1000'e yakın hasta ve yaralının Refah sınır kapısı üzerinden Mısır'a getirilmesi için çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı. Bakan Fahrettin Koca, kanser hastaları ve durumu acil olanların ambulans uçaklar ve gemi hastanesiyle ülkemize transfer edileceğini söyledi. Bakan Koca, Gazze'ye yapılan sağlık hizmetlerine ilişkin de açıklama yaptı. Gazze'li yaralıların tedavisinde kullanılmak üzere Türkiye'nin Mısır'a göndermek istediği Sahra hastaneleriyle ambulansların sevkiyatı için her an harekete geçecek şekilde sularımızda bekletilmekte olan iki gemimize Mısır limanlarına giriş izni verilmiş durumdadır" ifadelerini kullandı.